Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün KPSS'de neler çalıştığımı size göstereceğim. KPSS günüm 2'ye çekiyorum yani. Yanıma elimde olan kitaplarımı aldım. Coğrafya ve tarih kitaplarım yanımda var. Bundan başka da zaten burada herhangi bir kitabım yok. Çünkü şu anda ben Balıkesir'deyim. Normalde İstanbul'da yaşıyorum. Orada bir sürü KPSS kitabım var ama yanıma almadım. Sonradan çalışmaya karar verdiğim için. Sadece bunlar var. Şimdi burada tarih ve coğrafya çalışıyorum. Bir de matematik çalıştım. Bir de Türkçe sözel mantık çalışmıştım ilk başta başladığımda. Tarihi tabii ki de Ramazan Yetkin Hoca'dan dinliyorum. Tarih benim için zor ders bu arada. Severek dinliyorum hocadan ama zor. Çünkü mesela dinlediğimde çok güzel anlıyorum ama soru çözdüğüm zaman öncüllü sorulara asla yapamıyorum. Çünkü öncüllü sorularda böyle hani sanki diyorum ki bu da olabilir mi? Hani böyle hep bir arada kalma. Bildiğim şeyde bile arada kalıyorum nedense. Coğrafyayı da Bayram Eren Hoca'dan dinliyorum ama yani şöyle. Mesela Bayram Hoca dinlediğim zaman konuyu anlıyorum, tamam mı? Kesinlikle anlıyorum. Böyle kafamda mükemmel derecede oturuyor, tamam. Sonra böyle internetten sorular falan buldum. Bir soru bankam yok şu an. O soruları yaparken böyle hani soruyu hocanın anlattığı şekilden farklı bir şekilde sorduğu zaman anlamıyorum. Ya bu beni çok sinirlendiriyor. O yüzden bugün mesela şey yaptım. Bayram Hoca her gün şu anda 30 günde KPSS Coğrafya diye bir video serisi atıyor. Onu izliyorum. Onun dışında da mesela her videodan sonra test çözüyorum internetten bulduğum testleri. Ama internetten bulduğum testleri çözemediğim için bugün mesela Engin Eraydın Hoca'yı dinledim. Nem ve yağışı anlattı hoca en son. Nem ve yağışla ilgili çok güzel anladım. Sonra gittim soru çözdüm. Sorular çoğu yanlış. Sonra benim sinirim bozuluyor böyle olduğu zaman. Sonra gittim sabah Engin Hoca'dan dinledim bir de. Engin Hoca mesela çok daha ayrıntılı anlatıyor. O yüzden Engin Hoca'yı seviyorum ama çok da böyle eğlencesiz anlatıyor. Yani çok fazla ezber gibi. Hani çok fazla bilgi gibi anlatıyor. O yüzden ikisini harmanlayacağım. Yani ilk önce Bayram Hoca'nın tabii ki de o serisi 30 günde coğrafya serisini zaten izliyorum her gün. Ama anlamadığım soru çözdüğüm bir yer olduğu zaman da gideceğim Engin Hoca'dan dinleyeceğim böyle. Bazen de Mehmet Eğit Hoca'dan dinliyorum bu arada. O hoca da çok güzel. Onda yani soru bankalarını alacağım zaten hepsini. Bir de geçen gün Biga'ya gitmiştik. Çanakkale'de yani merkeze gittik daha doğrusu burada köy olduğu için. Bu kitabı buldum. Murat Yayınları. Yani Murat Yayınları'nın kimsenin önerdiğini duymadım KPSS'de. Tabii ki de duydum da. Hani çok fazla alın denildiğini duymadım. Ama orada sadece benim hocam bir de Murat Yayınları vardı. Benim hocamın zaten bende var İstanbul'da. Bu yoktu. Bundan bazen soru çözüyorum. Yani şöyle başarı oranı şu anda %70. Ama hedefim %100. Çünkü yani çok temelim var. Hani ve de sırf gerçekten yapılabilecek bir ders. Mesela coğrafya. Hani çok fazla böyle hani zorlayıp bilgi sormadıkları sürece, absürt bir soru sormadıkları sürece kesinlikle yapılabilir bir ders. O yüzden bu testleri yalayıp yutacağım. Yani şu anda işaretleme yapmıyorum. Çünkü böyle deniyorum şimdi kendime. Mesela atıyorum 3-4 yanlışım çıktı. Kesinlikle işaretleme yapmıyorum. Bunun hepsini işaretleme yapmadan, hepsini doğru yaptığım gün işaretleyeceğim. Şimdi eksiklerimi giderme zamanı çünkü. Bir de matematik dersi var. Matematikte tabii ki de kaynağım olmadığı için sadece İlyas Hoca'nın videolarını izledim. Ama İlyas Hoca da aşırı uzatarak soru çözüyor arkadaşlar. Bunu fark ettim. Mesela şimdi yaş problemleri çalıştım. Problemler çalışıyorum. Yaş problemlerinde İlyas Hoca'yı dinledim. Mesela bir soruyu çözerken aşırı uzun tarafından çözüyor. O soru mesela 2 saniyelik bir soruysa 10 saniyeye falan çıkıyor. Yani ve bu sınav için bence çok büyük bir eksi. Yani neden yani? Henüz kendime iyi bir matematik hocası bulamadım. Yani çok da araştırmadım açıkçası. Mesela ben hep kısa yolda çözmeye alışmışım matematik sorularına. Hani bu hocanın yolu bana aşırı uzun geliyor. Ve çok x'li falan çözüyor mesela yaş problemlerini. Aslında gerek yok yani öyle çözmesine. Bir de en son karışım problemlerini böyle not defteri yapıyorum. Karışım problemlerine başlamıştım ama ilerletmedim. Çünkü 2 gündür sırf coğrafya ve tarih çalışıyorum. Coğrafya ve tarihte de bu arada Atatürk tarihinden başladım. Çünkü ben genelde hep baştan başlarım. Mesela Osmanlı'yı bitirmiştim en son.
Ondan sonra sınav zamanı gelmişti. Bu ikinci KPSS'ye girişim olduğu için. Sınav zamanı gelmişti. Sınav zamanında da mesela Atatürk tarihi hiç bilmiyordum. Lisedeyken de bilmiyordum bu arada. O yüzden bu sefer kesinlikle Atatürk tarihinden başlama kararı aldım. Ve bence daha iyi. Yani Atatürk tarihini öğreneceğim. Bir de Ramazan Hoca şu anda bir tane kanal açtı. Instagram kanalı özelliğinden biliyorsunuz. Orada da mesela ilk konu olan İslam öncesi Türk tarihi konusuyla ilgili sorular atıyor. Yani büyük ihtimal şöyle yapacağım. Şu an Atatürk tarihini çalışıyorum ama İslam öncesi Türk tarihini de başlayacağım. İkisini bir arada yürütmeye çalışacağım. Çünkü Atatürk tarihi yani bambaşka bence. Hani ikisini birbirine karışacağını düşünmüyorum. Böyle bir karar aldım. Böyle. Ha bir de Türkçe'de de Aker Hoca'yı dinliyorum. Aker Hoca'dan sözel mantık dinledim. Onun sorularını falan çözmüştüm. Güzeldi. Yani dinledikten sonra sorularını çözebiliyorum. Onda herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Bir de İstanbul'a gidince paragraf kitabı falan almam lazım. Arkadaşımla beraber sahaflara gideceğiz. Oradan bir sürü soru bankası almam gerekiyor. Çünkü çok fazla soru görmem gerekiyor. Soru çeşidi görmem gerekiyor. İnternetten de mesela TYT sorularını bile çözüyorum. Yani bu çalıştığım iklim ve coğrafi konularında bütün TYT, KPSS, internette bulabildiğim bütün soru çeşitlerine baktım. Yani zaten çoğu aynı. Bir de çözdükçe kafamda oturuyor. O yüzden soru bankası çok önemli. Böyle arkadaşlar. Ne için hazırlanıyorsun diyenler de söyleyeyim. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum ve bilgisayar mühendisliğinden aslında girmek istemiyorum. Ama 90 puan alırsam ve atanırsam neden girmeyeyim tabii ki. Eğer hani 90 puan alamazsam da ikinci üniversitemi okumayı düşünüyorum. Yani öğretmenlik okumayı düşünüyorum tekrardan. Yani öğretmenliği en azından TYT ile hazırlanmış olacağım için üniversiteye tekrardan başlayacağım. Kafam bu konuda karışık. Böyle. KPSS günlüklerinin devamı için arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. İstanbul'a gittiğimde daha sık paylaşım yapacağım. Şu an kitap kıtlığım olduğu için birazcık paylaşım yapamıyorum. Yani sürekli coğrafya ve tarih çalışıyorum çünkü. Ama İstanbul'da daha iyi olacak. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye.